Katillerin korkunç gizemi deriz, sözün bittiği noktadayız diye ne hazin ve yazıktır ki narin cinayetinde aynen de böyle bir noktadayız. Korkunç, dehşet verici bir o kadar da vicdansızlık hakim. Gün 21 Ağustos. 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulundu. O günden bugüne ve bugün tarih 11 Kasım. Aylar geçti üzerinden ama hala katil kim? Narin neden öldürüldü sorusuna yanıt bulunmuş değil. Cinayet davasının ilk duruşması 3 gün sürdü. Nefesler tutulu vaziyette 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada katil kim? Cinayetin nedeni ne sorusuna gelebilecek cevaba odaklanıp duruldu. Peki var mı bir sonuç? Maalesef. Çünkü korkunç bir aile profili var karşımızda. Kritik, sır perdesini aralayacak, çözülmeye getirecek sorulara verilen yanıtlar ağız birliği bazlı. Bilmiyorum, hatırlamıyorum, kafam karıştı. Akla ziyan bir baka ve aile. Baki olan şudur ki bir aile caniliği gizlemede kararlı. Sergiledikleri kötülükte dayanışma da tavizsiz. Firesiz bir kenetlenme var. Ancak özünde vicdan yoksunluğu sahip. Amca Salim'in anlattıklarına karşı mahkeme başkanının sen çok zekisin demesi, anne yükselin beyanına neyi saklıyorsun ifadesi, abi Enes'in komik bir şey mi var tepkisi, Nevzat'a çelişkili konuşuyorsun yarısı. Tüm bu gelişmeler şunu gösteriyor, ülkenin en korkunç ailesi Nari'nin ailesidir. Ve en büyük talihsizlik, şanssızlıkta da Nari'nin bu ailede dünyaya gözünü açmasıdır. Katil ve sebep noktasında sır perdesi aralanacak. Bugün mü bilaremi onu bilmem. Kaldı ki bu dünyada olmazsa ebedi dünyada mahkeme kübra'da bu cinayet meçhul kalmaz. Notlar, aktarımlar, tutanaklar. Okur sorusuyla, duruşmada katil zanlısı olarak gösterilen amca Salim, abi Enes, anne Yüksel ve komşu Nevzat'ın duruşmadaki hali durumları nasıl diye baktım. İfade ve sorulara karşı verilen yanıtlardaki fiziki görüntüleri, ilk günkü görüntü, sonra 2 ve üçüncü günler, aldığım notlar, aktarımlar ve mahkeme tutanaklarına geçen kayıtlar. Tabii ki muhabirlerden gelen yorumları da eklediğimde şöyle bir tablo çıktı. Davanın bir numaralı ismi amca Salim Güran ki ailenin reisi, köyünde muhtarı, tavır ve hareketleri karşısındakine iyi hal gösterici, sakin, adı zikredilince müdahale edici, baskın. İyi hal indirimle şimdiden kendini dizayn etmiş gibi. Takım elbiseli ama kravat yok. Salim'e mahkeme başkanının sen çok zekisin sözünün gerçeğiyle Salim'in Nevzat'ı sürekli aşağılayan olması ilişki anı deşifre edici. İkinci sanık Enes Güran, Narin'in abisi. Gençliğin mi yoksa aşılanan öz özgüvenden kaynaklı mı umursamazlık içerisinde kendi havasında. Çünkü duruşma salonuna gülerek girmesi çok konuşuldu. Sorulara keskin cevap verirken ürkek değildi. Refleksleri sinir bozucu. Ancak dersine çalışmış gibi çapraz sorulara sıkıştığında kafam karıştı. Hatırlamıyorum sözlerini sıkça kullanıp durdu. Üç sanık Yüksel Güren, Nari'nin annesi. Hüzünlü, durgun, boşluğa bakan ama sakin. Nari'nin adından söz edilince ağlayan. Kendiyle ilgili sorulara dair cevaplardaysa çeliştirilmiş. Ses tonu, dalgın duruşu, bir şeyler biliyor ve saklıyor gibi. Ki çapraz sorulara, Salim'le ilişki iddiasına tepkisi, en Enes gibi sıkıştığında bilmiyorum yanıtını vermesi, kuşkuları yüksek tuttu. Nevzat Bahtiyar, itirafçı, yüzü de, fiziki hali de, giyimi de buz kesici. Sakin, sessiz, tek bir noktaya odaklı, çevresine bakmaktan çekinen bir hal içerisinde. İfadelerindeki çelişkiler yumağı, sürekli ikilem üretici şekilde hatırlamıyorum, bilmiyorum yanıtlarını vermesi bir katil profilini ortaya koyuyor. Sanık sanayisindeki oturuşu robotik. Salim'le yüz yüze gelmemek için sürekli donluk bakış içerisindeki hali buna şimdiye kadar söylediklerinin tümü yalan der gibi. Dört takdirim var. Davanın ilk üç günlük duruşmasında yansıyanlara bakarak bu takdirimi veriyorum. Ki bu takdir şu güveni veriyor. Korkunç bir ailenin içerisinde sağlanan kirli ittifaka rağmen katledilen Nari'nin kanı yerde kalmayacak. Adalet her halükarda tecelli edecek. Mahkeme heyetinden mahkeme başkanı Ramazan Azan Dündar, üye hakime Gonca Türkeşkaya, savcı Özge Nida Polat ve baro adına müdahil avukat Nahit Eren. Başkan Dündar disiplinli, bir o kadar da esnek ve toleranslı, genç ve dinamik, aynı zamanda çapraz sorgulamada ehil, dosyaya her yönüyle hakim. Jandarma, adliyedeki ifadeleri de kimin ne söylediğini satır aralarına geniş şekilde vakıf okumuş biliyor. Üye hakime Kaya, not alıcı, salonu kollayan, bir gözü de dosyaların sayfalarında olan tutumu kader başkan Dündar'a sıkça bilgi notu aktarandı. Görüneni yazılanla bütünleştirme görevini üstleneceğiydi. Savcı Polat, dinamik işini bilen, soran sorgulayan Ceval mi Ceval, dersine fena şekilde çalışmış, dosyaya çok yönlü bir şekilde hakim. Detayları bilen bir o kadar da üslup etkisiyle soğuk ve tanıklara net soruları yöneltti. Nahit Eren, hukuki ve siyasi aynı zamanda insani ve virşani bir bütünlük içerisinde duruşma boyunca sanık ve tanıkların adeta kabusu gibi çapraz sorgudaki yönelttiği sorular çok terletti. Cinayetin bir numaralı ismi Salim'i yerinden hoplatıyordu. Salim'in senin amacın ne diyerek tepki göstermesi, özellikle Nari'nin annesine Eren'in vicdanına sesleniyorum deyip sorulara cevap istemesi adli tıp raporu. Nevzat Bahtiyar'ın jandarma eşliğinde yer gösterme ve keşif yaptığı görüntülerin üzerinden mahkeme başkanı, müdavi avukat Nahit Eren ve Bahtiyar'ın arasında geçen çapraz sorgulama tutanağındaki kayıtlar. Mahkeme başkanı, bu küçük alan narin kızımızın bırakıldığı yer. Buyurun Nahit Bey, sorunuzu alalım. Nahit Eren, bu raporu anladın mı? Nevzat Bahtiyar, anlamadım. Nahit Eren, bu rapor diyor ki, Nari'nin naaşından ceset diyemiyorum, adli tıp kurumu de Dedi ki bulunduktan 19 gün önce öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar? böceklerden, larvalardan, narinin bedeninde bunlardan çok vardı ve buradan tarih çıkarıyorlar. Şimdi rapor diyor ki bu naaş tamamen suyun içerisinde olsa bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum Nevzat Bahtiyar. Sen daha önce başka yere gömdün mü? Nevzat Bahtiyar kesinlikle hayır. Mahkeme başkanı çuvalın tamamı su altına girdi mi taş ıslandı mı? Nevzat Bahtiyar taş hepsi ıslanmadı ben de çok hatırlamıyorum. Nahit Eren sen faaliyetlerinden dolayı deşes suyunun oraya yönlendirildiğini biliyorsun değil mi Nevzat Bahtiyar Evet. Nahit Eren, az önce bir kısmı dışarıda kaldı dedin. Senin yol mesafen 7 dakika. Orada sen başka ne yaptın? Nevzat Bahtiyar Orada ip aradım. Nayteren, dışarıda kalan kısmı bildiğimiz kadarıyla bacağı. Nevzat Bahtiyar, bacağını hatırlamıyorum. Nayteren, o kısmı toprakta mı yoksa suyun üstünde mi kaldı? Nevzat Bahtiyar, suyun üstünde kaldı. Nayteren, Sayın Başkan, ben alacağım cevabı aldım. Eren'in cevabımı aldım yanıtı sonrasında cübbesini çıkaran mahkeme başkanı Bahtiyar'a bir birey olarak soruyorum diyerek sorularını yöneltti. Mahkeme başkanı, Nevzat Bahtiyar, dön etrafına bak. Bu kadar insan burada. Kaç gündür buradayız. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Bir birey olarak soruyorum. Bu sırada mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkarttı. Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu? İftira mı? Bak yeni kamera kayıtları çıkabilir. Nevzat Bahtiyar, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Mahkeme başkanı, hatırlamıyorum değil. Sakladığın bir şey var mı? Nevzat Bahtiyar, yok. Günün sözü, kıyamet odur ki katil bir ailenin canice işlenen cinayeti sırlar aleminde tutmasıdır.